Evet güzel insanlar, bir günlük aradan sonra Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Beğenmeyi unutmuyoruz, like yapmayı unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum güzel insanlar. Efendim, milli araya girildi. Yani Beşiktaş'ın beklemediği eksi 5 puan. Yani Adana Demirspor maçındaki beraberlik ve Altay. Ama hadi Altay deplasmanında çok eksik kadro. Fakat önde olduğun iki maçı verme açısından ciddi sıkıntılar yaşandı. Avrupa dönüşü Sivasspor galibiyeti bir nebze, işte 2-0'dan Antalya galibiyeti bir nebze teselli. Fakat bu süreçte en büyük zararı sağlık açısından gördü. Çünkü darbeye dayalı sakatlıklar ve bunlara bağlı sakatlıklardan dolayı bazı oyuncuları dinlendiremediği için onlarda da adalet sakatlığı. Zaten videoları izlediğinizde bütün bu özeti de görmüş oluyorsunuz. Fakat işin farklı bir noktasına geldi. Arkadaşlar, şimdi Türkiye'deki en tehlikeli kavramlardan biri işte penaltı gibi olmalı. Ve bu kavramın yanında futbol erkek oyunudur, işte sertlik olur gibi. Şimdi hakemlerin son maçlarda verdiği kararları görüyorsunuz. Hele bir Ali Palabıyık olayı. Hele bir Yaşar Kemal Uğurlu olayı. Hakikaten şu iki hakem, Hüseyin Göcek de dahil. Bu hakemler, Cüneyt Çakır, bu hakemler atandığı zaman nereye atanıyorsa o maçın iki tarafını, hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Sivasspor neyse ne, iki tarafı tedirgin ediyor arkadaşlar. Bakın çok net söylüyorum, tedirgin ediyor. Yönetim tarzlarıyla, daha önceki maçlarda verdiği kararların bu maçlarda vermemesi, yani karar örtüşmemesi, kuralların örtüşmemesi. Bunun yanında artık futbolun ruhundan uzak, 6 ayda bir güncellenen neredeyse, hatta 3-4 ayda bir güncellenen hakem kuralları, el pozisyonları, el kuralları, bir sürü şeyler. Sürekli değişim. Yani artık bu hakemliği bazı şeyleri değiştirip derken artık futbolun da cılkını çıkardılar. Hakikaten futbol ruhundan uzaklaşıyor. Hayatta penaltı çalınmayacak pozisyonlara penaltı çalınıyor çünkü kitap öyle yazmış. Kitabı da yani o futbolun ruhunda apayrı bir anlayış içerisinde yazılı ve sürekli değişiyor. Sonra eskisine gene dönecek, sonra gene değişecek bunlar. Fakat ciddi derecede bir hakem skandalı yaşanıyor ligimizde. Bu sene değil, bu son 30-40 senenin en büyük sorunu. Ben hep söylüyorum. Türk futbolunda lobileri, yapılanmaları temizlemediğiniz sürece bunlar olacaktır. Bu işin de en doğru tarafı mevcut tüm kulüplerin şikayet ettiği hakemlerle artık yolları ayırıp MHK'nin tamamen kulüpler birliğine bağlanması. Bakın tamamen. MHK'yi belli yapıların elinden artık çıkarmak çok daha doğru. Ancak bu şekilde o camiada temsilcisi, gözlemcisi, osu, busu elden geçirilebilir. Çünkü burada kulüpler de şu hatayı yapıyor. Beşiktaş'ı katlederken oh ense mis yatıyor, kendine gelince bağırıyor, çağırıyor. Ne zaman ki lokomotif kulüpler, ya arkadaş bu adamlar yarın bana, bugün sana, gel hep beraber bir karar alalım. Bu ligin marka değerini kurtaralım. Yoksa bu lige ne topçu gelir ne de biz bu ligden. Mesela buradan bir oyuncu satıyorsun 5 milyon euro. O oyuncu gidiyor Fransa Ligi'nde senden 5'e alıyor. Fransa'da bir sene oynatıyor 15'e satıyor. Çünkü niye? Fransa Ligi kaliteli bir lig. Çünkü niye? Belçika Ligi, Avusturya Ligi bunlar kaliteli ligler. Bu liglerde hani kalite derken böyle şey anlıyorlar. Hemen bütçe, para, bonservis o değil. Hakem hakem. Var var. Yorumcusu, gazetecisi, gazeteci, yorumcu, muhabiri, muhabir, topçusu, topçu, hocası, hoca, başkanı, başkan. Hal böyleyken arkadaşlar, hal böyleyken buralardan pahalıya futbolcu satmak çok doğru olmuyor. Çok da gerçekçi olmuyor. O nedenle senden ucuz alırlar, parlatırlar, 2 sene sonra satarlar. Güzel insanlar. Bunun dışında Ali Palabu'ya gelelim. Bakın, Cagney'in attığı golde Cagney'in yaptıklarıyla ilgili bir sıkıntı var mı? Yok, bu tartışılır. Futbol sert bir oyun. Fakat Cagney'in
golünün atılmadan önce golü, yani Cagney'in verdiği pas neticesinde Galatasaray'ın attığı golden önce en başta orada Çaykur Rizesporlu futbolcuya bir foul var. Aynı şekilde Rize'nin attığı golde de bence bir foul var. Efendime söyleyeyim, bunlar tartışılır. Bu benim fikrim. Fakat hakemin maçı nereden nereye getirdiği belli mi? Belli. Şimdi geleceğim nokta. O gol atılana kadar hakemleri yerden yere vuran Galatasaray hesapları, Galatasaray'a bağlı, gazetecisi olsa bu her şey. Niye sonunda susuyorsun? Bak haklılar, bazı pozisyonda Ali Palabıyık ciddi sıkıntı. Bak bu niye susuyor olayı, hani Beşiktaş'ın lehinde olsun diye değil. Arkadaş, yenseniz de çıkın söyleyin bu hakem kötüydü. Çünkü niye söyleyeyim? Beşiktaş da bunu söylesin, Fenerbahçe de. Çünkü siz bu lokomotif kulüpler bir araya gelmeden bu hakem krizi çözülmez. Ve her sene size böyle deyim yerindeyse futboldan, sizi futboldan nefret ettirirler. Bakın geçen sezon Galatasaray'a yapılan haksızlıklar da ortada, Beşiktaş'a yapılan da Fenerbahçe'ydi. Beşiktaş niye kadrosunu bu kadar güçlendirdi biliyor musunuz? Herkes yazıyor Şampiyonlar Ligi. Ya Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde kupa alma, finale çıkma gibi bir hedefi çok büyük hayalcilik olmaz mı? Gruptan çıktın. Ne olacak? Orada bir tane kalburüstü takım. Hadi eledin. Sonra. Zor işler. Bak bütçen, kadron belli. Zaten senin ligin, sen Avrupa'da başarılı olsun diye dizayn edilmiş bir lig değil. Senin ligin, ligin dibindeki takımlar düşmesin, düşse tekrar geri alın diye kurgulanmış bir lig. Avrupa'dan senin getireceğin puan bu ülkenin umurunda değil. Bu futbol kültürünün umurunda değil. O nedenle Beşiktaş'ın kurduğu kadro, bana bunu içeriden, kulüpten bazı insanlar söyledi, isim vermeyelim, birkaç kişi söyledi. Biz dedi bu kadroyu dedi hakemler yüzünden kuruyoruz dedi. Dedim ne demek bu? Hakemleri de yeneceğiz diyorlar. Çünkü hakemler o kadar kötü ki, hakemlerin kötü kararları, biz geçen sene bunu çok çektik diyorlar. İşte Gezal haksız şekilde oynatılmadı. İşte efendim bir oyuncu daha vardı. Souza mıydı ne de haksız şekilde, yani foul yokken Halil Umut Meler görmediği iki pozisyonda sarı kart gösterdi. Hatırlayın. Cezalı duruma düşürdü onlar. Önemli maçlarımız. Bu kötü hakemleri, bu yani kötü yöneten hakemleri, yani iyi niyetleri iyi olabilir, iyi insanlar olabilir. Sevilen, saygı duyuyorum. Onlar başka ama iş anlamında hakemler değil, aynı zamanda VAR'ı da söylüyoruz. Bu kötü hakem yapılanmasından dolayı değilim. Çünkü çok iyi hakemler var. Yani inanılmaz hayranlık duyuyorum. Böyle bir yapılanmaya karşı geniş ve iyi bir kadronuz olmanız lazım. Çünkü başka türlü baş edemezsiniz. Öyle bir kadro kuracaksınız ki 10 kişi de kalsa, 9 kişi de kalsa karşı tarafı korkutabilecek bir yapı olması lazım. Bu kalitede. O nedenle böylesine geniş, hem gençlerin olduğu, hem star diyebileceğimiz oyuncuların olduğu bir kadro. Sergen Hoca'nın aslında söylemek istediği oydu. Bu hakemleri, yani kötü hakem yapılanmasını başka türlü geçemezsiniz. Kadron kısıtlıysa yandım. Bu, yani Galatasaray da böyle düşünse haklı, Fenerbahçe de böyle düşünse haklı. Yani bunun Beşiktaş'ı Galatasaray'ı yok. Ya medya kulüpleri takip ediyor muhabirler. Kendi takip ettiği kulübün menfaati için yaptıkları maktıkları çok yanlış şeyler. Senin birinci görevin tribüncülük, Twitter'da takipçi arttırma değil. Senin birinci görevin bu ülkenin futbolunu daha iyi yere nasıl getirebiliriz? Budur ya, yani arkandan güzel bir şeyler söylesin de bu dünyadan gittiğinde. Yani bu dünyadan giderken öbür tarafta kombine mombine vermiyorlar sana. Ne kadar dürüst işini dürüst yaptın, dünyada ne kadar barış içerisinde, insanların barış sever içerisinde yaşamasına katkı sağladın, ne kadar maddi menfaatları arka planda tutup manevi şeyleri ön plana çıkardın. Bunları hep soruyorlar.
Yani orada sormuyorlar ki senin yani oraya gittiğin zaman birader kaç takipçin var senin falan diye bir şey yok. Yani influencer mısın sen falan, öyle bir dünya yok öbür tarafta. O yüzden işini adam gibi yapacaksın, namusunla yapacaksın. Bak, basın kartında şeref şeyi vardır. Basın şeref kartı. Bak, boşuna o şerefi oraya koymuyorlar. Hangi meslek dalında, kaç tanesinde var böyle bir ünvan arkadaşlar? Bırakın gerçekleri söyleyin. Tribünlere oynamayın. Goy goy yok. Elbette takip ettiğiniz, yorumladığınız takımların şeyini bir adım önünde olur. O başka. Ama yani şu hakem meselelerinde Allah aşkına tribüncülü bırakın, ortak bir çözüm bulalım. Kötüler. Efendim Ali Palabıyık ya, geçen seni yaktı. Yani Beşiktaş'ı yaktı. Az kalsın seni de yakıyordu. Yani Jack golü atması, yanmıştın. Penaltı tartışılıyor. Ben Rozier'in de pozisyonunda, hatırlıyor musunuz? Rozier adamı böyle tutar gibi hemen çekiyor, attı kendini. Bu tarz penaltılar eskiden vermiyorlardı. Çünkü neden golü, yani gol atılsın. Gol, futbolun meyvesi goldür falan filan. Onlar başka türlü halledilir. Beraberle para verme. Bak, Türkiye Ligi dünyanın en skorer ligi olur. En skorer. Bu bir. Hakem arkadaşlar. Ya hakemler baskı altında, ya baskı altında. Ey hakem arkadaşlar, şu Enkudu size ne dese haklıdır. Adam yok halen. Milli ara geçecek gene yok. Ya bu adama ne oldu diye hiçbiriniz merak ediyor musunuz? Ne oldu biliyor musunuz? Sizin yönettiğiniz bir maçta bu adamı katlettiler ve bir taneniz çıkıp da bir şey demediniz. Bir taneniz. Ben ondan sonra diyorum ki bu lig kazmalar ligi deyince bozuluyorlar. Bana bir futbolcu diyor ki kaç sektiriyorsun falan filan diye. Sektirmek önemli değil. Sen adam gibi top oynuyor musun? Sen futbol oynarken kaç kişinin ayağını kırıyorsun? Ben kaç kişinin ayağını kırıyorum? Sen ona bir bak. Kazmalar Ligi. Bildiğin Kazmalar Ligi. Futbol sert. Futbola, topa sert olacaksın. Arkadaşına değil, meslektaşına değil. Ben gidip bir meslektaşımın kalbini kırsam, kafasını kırsam, ayağını kırsam, oha demezler mi? Ha biz sahada oynuyoruz, o yüzden bu öyle kazalı, bu kaza değil ki, bu direkt saldırı. Adam yok. Yani onun yok olmasına neden olan adam aramış mıdır acaba? Ya bu adam nerede diye. Yok. Çünkü bu lig böyle bir lig. Tekmelerin havada uçtu. Hakemlerin hiçbir şey görmedi. Souza kırmızı kart. Bak ben bunu söylüyorum. Kırmızı kart. Olabilir. Ama Souza'nın kırmızı kart demesine rağmen halen çıkıp Souza'nın dünyanın her yerinde kırmızı kart diyor, diyorlar. Kendi takımınla ilgili söylüyor musun? Kendi kulübünle ilgili. Geçen sene, bu sene söylüyor musun? Maçlardan önce hakemleri algı altına alıyor falan filan. Beşiktaş'ın ikinci, üçüncü şampiyonlukları zordur. Bunu Feyyaz abim çok güzel söyledi. O nedenle bu seneler zor arkadaşlar. Bu hakemlerin yerine hakem gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama benim Hüseyin Özkök abi Twitter'da çok güzel yazdı. Kesinlikle ve kesinlikle VAR'da yabancı hakemler olmalı. Çünkü VAR'da enteresan şeyler dönüyor bence. Ne onu çağırıyor, ne onu çağırıyor. Bilmiyorum ne konuşuyorlar. Kayıtlar yok ortada. Bence yabancı hakemler olmalı. O zaman çözülebilir biraz bu iş. Ve bir de o artık şey olmuş hakemler, yani sürekli tartışan hakemler de bence Süper Lig'de yer almamalı. Benim yorumum bu. Kusura bakmasın da. Bazıları hakemse ben de Cristiano Ronaldo'yum.